İşte bu. Artık çok zenginim. Şu paralara bak. Sadece para değil, aynı zamanda altınlarım da var. Harca harca bitmez. Gerçekten aşırı zengin oldum. Bana ihanet eden herkese haddini bildireceğim. Artık hiçbiri karşımda duramaz. Kerem, bu kadar para nereden geldi? Açıklamayacak mısın? Burada gerçekten çok fazla para var. Kötü bir şey yapmadın değil mi? Of, yetti ama artık Aslı, yetti. Yapacak işlerim var, alınacak intikamlarım var. Soru sormayı bırak artık bana. Ama Kerem, ben çok korkuyorum. Gerçekten kötü bir şey yapmadın değil mi? Of, çekil şuradan Aslı, gidiyorum ben. Daha alınacak intikamlarım var benim. Of, çok korkuyorum. Nereden geldi bu kadar para? Umarım Kerem kötü bir şey yapmamıştır. O kötü birisi değil. Evet, artık tüm şehri alacak kadar param var. İntikamlarımızı almaya başlayalım yavaştan. İlk başta fakirden başlayalım. Çünkü en büyük ihaneti bana o yaptı. Evet, işte burası. Ne kadar insan varsa hepsini boşaltın. Bu ev artık benim olacak. Boşaltın hepsini. Tamamdır Kerem abi, merak etme. Herkesi yollayacağız. Ne oluyor burada? Kerem komiser, ne yapıyorsun? Fakir, derhal bu evi boşaltıyorsun. Artık bu ev benim. Burayı satın aldım. O yüzden hemen burayı boşaltmanı istiyorum. Ne? Satın mı aldın? Saçmalama Kerem komiser. Sen işinden kovuldun. Hiç paran yok. Kerem komiser bu şehrin en zengin adamı. Kendinize gelin lütfen. Aynen öyle. Bu şehrin en zengin insanı benim. Sen o Taylan denilen herifi tutuyordun ama artık ben ondan daha zenginim. Taylansa fakirin teki. Ne? Ama nasıl olur Kerem komiser? Aa, Taylan Bey çok zengindi. Şehri korumam gerekiyordu. Anlamıyor musun? Ben onu bunu bilmem. Derhal boşaltıyorsun evi. Yoksa zorla boşalttırırız. Aynen öyle. Seve seve çıkmazsan ağzını burnunu kırar atarız seni evden. Ne olursun bana biraz zaman tanıyın. Çoluğum çocuğum var benim evde. Onlar ne yapar sokakta? Ben yeni bir ev bulana kadar bari bekleyin. Ne olursunuz. Maalesef fakir. Sen o şansını kaybettin. Derhal burayı terk ediyorsun yoksa senin için kötü olur. Hayır, burayı terk edemem. Çocuklarım var. Terk edemem işte. Madem öyle diyorsun, sen ve bütün ailen bunun sonuçlarına katlanırsınız. Hala evden gitmek istemediğine emin misin fakir? Hayır, olamaz. Tamam durun. Ne olur, ne olur. Gidiyoruz. Hemen boşaltacağız evi. Ne olursunuz. Aileme zarar vermeyin. Yalvarırım. Güzel. Akıllı bir adam olduğunu biliyordum fakir. Şimdi defolun gidin buradan. Evet, işte bu kadar. Artık bu ev benim. Sağ ol fakir. Bana resmen bir yeni ev alıverdin. Kerem komiser, niye yapıyorsun bana? Niye? Ne yapacağız biz şimdi sokakta? Evet Kerem komiser, niye yapıyorsun bunu bize? Babana sor, niye yaptığımı anlatır. O gayet iyi biliyor. Aynen öyle. Yaptıklarının cezasını çekeceksin fakir. Kerem komiser, seni çok seviyorum ben. Ama bunu yapmak zorundaydım. Sen benim dostumsun. Evet Kerem komiser, niye anlamıyorsun? Kapayın çenenizi. Hiçbirinize inanmıyorum işte. Siz bana ihanet ettiniz. Şimdi de cezanızı çekeceksiniz. Sıra o Taylan'a geldi. Onu da böyle süründüreceğim. Görürsünüz siz, görürsünüz. Hadi bakalım yürü gidiyoruz. Daha cezasını kesmemiz gereken bir sürü kişi var. Of ya, gerçekten anlamıyorum. Nasıl olur bu? Kerem komiser aniden zengin oldu. Taylan Bey ise fakir. Ama bu nasıl mümkün olabilir? Nasıl? Vallahi babacığım, ben de anlamadım. Yani acaba Kerem komiser Taylan Bey'i mi soydu diyeceğim ama Kerem komiser yapmaz öyle bir şey. Evet, Kerem komiser iyi birisi. Öyle bir şey yapmamıştır. Peki ya yaptıysa? Ya Kerem komiser artık kötü birisi olduysa? He? Arkadaşlar, Kerem komiser artık kötü birisi mi oldu? Yorumlara yazın. Anlayamıyoruz. İşte Taylan'ın evi burası. Şimdi içeri girip onu çıkartmamız lazım. Vay be, adama bak. Harbi güzel ev varmış. Baksana. 10 numara ev yani. Artık bu ev benim olacak. Benim çok güzel bir evim olacak. Taylan'sa sokaklarda sürünecek. Göstereceğim ona gününü. Hey sen. Her ne yapıyorsan derhal burayı boşaltın. Artık bu ev benim. Satın aldım burayı. Kardeşim, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Defol git şuradan ya. Allah Allah. Evde zaten çok kötü bir durum oldu. Birisi Taylan Bey'i soymuş.
O yüzden içeride çok büyük bir operasyon var. Derhal buradan defolup gidin. Vah vah, çok üzüldüm. Bana ne kardeşim? Allah Allah, ben burayı satın aldım diyorum. Derhal çıkın buradan. Aynen öyle. Derhal çıkın dedim. Yoksa kötü olur. Derhal burayı terk etmezseniz sizin için kötü olur asıl. Demek öyle he? Demek bizim için kötü olur. Vur şunu. Ama patron. Sana vur dedim. İndir şunu. Kardeşim bir şey, defolun gidin ne olursunuz, yalvarırım. Vursana vur be adam, boşuna mı para veriyorum ben sana? Neyse, yapacak bir şey yok, adam haklı, para veriyor. Al sana, al. Hayır. Arkadaşlar biliyorsunuz Kerem komiser yüzünden evsiz kaldık. Bize destek olmak için kanala abone olup videoda like atar mısınız? Ne olursanız çok teşekkür ederim. İşte bu kadar. Yürü, giriyoruz. O da neydi öyle? Bu sesler de ne? Dün soyuldum, bugün saldırıya uğruyorum. Ne oluyor böyle? Gerçekten ne olduğunu anlamam lazım. Hayır, olamaz. Kerem komiser eve giriyor. Ayrıca korumamı da vurmuşlar. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? İşte yukarıdan sesler geliyor. Gel buraya, gel. Olamaz Kerem komiser. Yavaş, sakin olun. Hayır, olamaz. Kerem komiser dur, sakin ol. Ne? Sakin mi olayım? Ben gayet sakinim zaten. Birazdan duyacaklarından sonra asıl sakin olması gerekecek olan kişi sen olacaksın. Ne diyorsun sen Kerem komiser? Hiçbir şey anlamıyorum. Bak, aramızda anlaşabiliriz. Ben sana yaptıklarıma pişmanım. Zaten artık fakir kaldım. Ne olur beni affet. Fakire söylerim. Seni tekrar işe alır. Benim artık işe falan ihtiyacım yok. Artık ben çok zenginim. Emekli olmuş oldum. Ama nasıl olur Kerem komiser? Ben seni işten kovdurdum. Nasıl zengin olabilirsin? Senin kafan basmaz. Oldum işte. Şimdi de senin evini satın alıyorum. Sokakta yaşamaya hazırlan. Ne, evimi mi aldın? Nasıl yani? Ben sokakta mı yaşayacağım? Neler diyorsun sen? Ne olursun Kerem komiser, ben yaptım, sen yapma. Yok öyle ya ama. Sen de benim yaşadıklarımı yaşayacaksın. Hem de daha kötülerini. Sen de fakir de yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. İkinizden de intikamımı alacağım. Hadi şimdi buradan defol git derhal. Artık bu ev benim. Kerem komiser, yalvarırım. Acı bana ne olursan. Zaten bütün paralarım çalındı. Artık parasızım. Evsiz de bırakma beni. Orası işte beni hiç ilgilendirmez. Hadi derhal defol git buradan. Ama nasıl olur bu? Sen bir gecede zengin oldun, bense fakir. Bu işte bir terslik var. Ne oluyor acaba? Sen yoksa sen? Sen benim paralarımı mı çaldın yoksa? Demek beni hırsızlıkla suçlarsın he? Şimdi gösteririm ben sana gününü. Hayır Kerem komiser. İşte bana bulaşırsan böyle olur. Umarım bundan sonra adam olursan. Hayır olamaz. Güvenliğim. Ne yaptın Kerem komiser? Ne yaptın? Bu da ne böyle? Ne yapacağım ben şimdi? Eğer şimdi evi terk etmezsem yarın gelir beni de vurur bu manyak. Ben çok zengin bir adamdım. Ne yapacağım ben şimdi? Of. Taylan Bey, inanmıyorum. Ne oldu size? Ne oldu size böyle? Ne bu haliniz? Fakir, Kerem komiser geldi. Demek size de uğradı. Gerçekten Kerem komiseri çok sinirlendirdiniz. Ben de onu sizin yüzünüzden işten kovdum. İşten kovduğum için beni de evimden etti. Beni de evimden kovdu. Ayrıca bütün paralarım dün gece çalındı. Nasıl oluyor bilmiyorum. Dün gece paralarım çalındı. Bugünse Kerem komiser zengin olup evimi aldı. Bu bir tesadüf olamaz fakir. Evet Taylan Bey, haklısınız. Ben de öyle düşünüyorum. Kerem komiser gerçekten kontrolden çıktı. Onu bir şekilde durdurmamız lazım. Gerçekten iyi bir plana ihtiyacımız var. Evet, yoksa onu durduramayacağız. Gerçekten çok güçlü o. Beni çok pis dövdü. Hem intikamını aldı, hem zengin oldu, hem de beni evsiz bıraktı. Bir şekilde Kerem komiseri durdurmamız lazım Taylan Bey. Biz de haksızız. Bizim de hatalarımız var ama gerçekten çok ileri gitti Kerem komiser. Onu acilen durdurmamız lazım. Evet, ama bir planın var mı fakir? Az çok bir şeyler düşündüm ama tam bir planım yok. Arkadaşlar, eğer sizin bir
planınız varsa bir yorumlara yazar mısınız? Kerem komiseri nasıl durdurabiliriz? Yorumlara yazın. Bize taktik verin. Evet evet arkadaşlar, yorumlarda taktik verin. Gerçekten Kerem komiser kontrolden çıktı. Hadi arkadaşlar, desteğinizi bekliyoruz. Ne olursunuz.